güç ne de para. Düşünürken bir gün kara kara yuva açma fikri geldi aklıma. Genç kız oldum dediler, pek bir sevindim. Artık evlen deyince birden çekindim. Düşündüm taşındım, baktım olmayacak. Kaçtım geldim buraya, köşe bucak. Takıldım kaldım ablama, gelmedi aklım başıma. Mutlu bir yuva ararken buldum ama ne fayda. Ben de bir ana kuzusuyum, aşksız durur muyum? Bir melek sevdim, ah ah, bilmiyorum uygun muyum? Uyuyabilir miydim? Çok kötü bir gece geçirdi. Çok teşekkür ederim. Önemli değil. Derece öttü. 37,5. Bugün ateşi tamamen düşürürüz. Bugün de yataktan çıkmasın o zaman, tamam mı? Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. O kadar güzel bir iş yaptın ki. Yani bir masum yuvayı iftiradan kurtardın. Allah ne muradın varsa versin. İkimizin muradı da bir değil mi? Bilmem. Yani hayır desem belki olur. Belki desem evet anla. Ne diyorum ben? Yani muratlar bir olsun maksat. Olur, olur, olur. Sen hiç merak etme. Yeter ki toplantıda gereken karar çıksın, o şerefsiz şeref bu apartmandan uçsun gitsin. Bazen acaba haksızlık mı ediyoruz? Hayır, diyorum. Hayır. Haksızlık falan etmiyoruz. O bir iblis, o bir şeytan, o bir musibet, o bir insan evladı. Bir şey lazım mıydı Melek? Bu yuva ile yaptığım çalışmalar apartmandan çıkacak karara bağlı. Yani belki gazetede ya da televizyonda yanlış haberler çıkabilir. Hoşça kal. Kemanda akorunu yapamadım. İlle gel beni kır mı diyor bu sırık keman. Kırayım mı? Aslan, hadi git dinlen biraz. Çocuklar gelene kadar kestir. Bütün gece uyumadın. Yok, ben iyiyim. Uykusuz geceler geçirmeye alışkınım. Kahvaltı hazırlayayım ben.
konuşacağım, yerin kulağı duyacak, gidip ona fıslayacak, tam kapışacağız ha. Bu benim buradaki durumumu, konumumu, yükselen borcumu bilmiyor mu? Bilmiyorsa niye öğrenmeye çalışmıyor? Tembel mi bu? Bilmiyorum Şevket Efendi. Zamanı gelince hallederiz. Bana hiçbir şey lazım değil. Hadi iyi günler sana. Bak Melam, kimsenin kalbini ne yapmak istemem, kırmak istemem. Ama bana öyle geliyor ki bu önümüzdeki günlerde bir açık kalp ameliyatı olayına gireceğim. Nabı küçük barınağım öyle söylüyor. Nabı küçük barınağını kapıya mı sıkıştırdın yoksa? Ay çok acır o. Ay, dikkat etsene Şeref Efendi. Hadi iyi günler. Hey barınağım açıyor. Ayağımdaki nasır da bir azdı ki sorma. Ya kimsenin aşkını karşılıksız bırakmasın arkadaş ya. Bir nasır bu kadar acımaz Şerif'siz. Emin ne haber oğlum? Ha? Yavru düzeldi mi? İyi mi? Ateşini düşürdünüz mü çocuğu? Sabaha kadar uyumadım vallahi. Bir sağa döndüm, bir sola döndüm. Ne oldu lan? Ha? Daha iyi. Daha iyi de sen keşke uykundan olmasaydın, İzzetciğim uyusaydın ya. Olur mu abi öyle şey? Biz arkadaş değil miyiz ya? Ben o çocukların babası sayılmıyor muyum yani? Böyle laf olur mu Engin? Kardeşlerim benim. Öyle değil mi lan? Ha? Mazlum insan. Hey! Yaralı geyik. Ha? Evet abi, geyik yaralı. Ben anlamadım. Görüyorsun değil mi? Ha? Görüyorsun değil mi? Ben bunu tanıdığımda 1.90 boyum vardı benim. Beni bitirdi ya. Pembe beyaz bir insandım, kapkara oldum bak. Sen. Tamam. Ruhen diyoruz, yoksa biliyoruz boyumuzu, posumuzu, koordinatlarımızın farkı. Sen, evet sen. Uzunsun ya. Nesi var yine? Ha. Şimdi Zerrin yengemiz dün gece bunu uyandırmış. Demiş ki, Mazlum demiş, sen demiş iyi bir arkadaşsın ama iyi bir koca değilsin demiş. O yüzden biz arkadaş kalalım demiş. Şimdi bu arkadaşım da diyor ki, abi diyor, eğer diyor ben diyor karıcımın diyor arkadaşıysam diyor kocası kim olacak diyor, böyle diyor. Ne demek oğlum ya? Bilmiyorum vallahi, hep böyle kazık soruları kendi kendine soruyor işte. Bilmem yani. Ha? Bir şey mi dediniz abi, buyurun. Yok, yok annem yok. Sen oyna hadi. Oyna hadi, bak kayık mayık var orada. Bin gez. Yalnız çok açılma, gözümün önünden kaybolma, hava patlayacak diyorlar Mazlum. Tamam. Kapıları tırmalıyorsun kapıcı. Bende kedilik var. Yükselen burcum kedi burcu. Seninki ne? Dutkal burcu mu? Çok komik. Sen alay et, alay et. Bu apartmandan gittiğin zaman herkese ziyafet vereceğim. He, ver ver, iyi olur, sevaptır. Millet de açlıktan kırılıyordu zaten. Ziyafetmiş. Sen önce kendi aç karnını doyur Zargan. Ay hemen açamadım. Ablamla telefondaydım da. Ay yine ne var? Ya Melam, ben seninle mühim bir şey konuşacaktım. Bu zat yanımda yonca gibi bitiverdi. Bizi buzağa gelip de harp diye yerse ben de derdimi anlatacağım inşallah. Söyle söyle. Kenan yabancı değil. Bizim Melek'le gizlimiz saklımız yoktur. Hay Allah. Ben bunları bir kapıcıya niye anlatıyorum ki? Ya Melam, biz seninle bir mesele konuşamayacak mıyız ya? Senle ben ikimiz. Kenancığım, ne olur bize bir dakika müsaade eder misin? Peki. Yuvayı dişi kuş yapar. Hem aile yuvasını, hem çocuk yuvasını. Bilmem anlatabildim mi? Dedi ve... Çalılıkların arasından kayboldu, gitti. Hadi gel gel. Ne söyleyeceksen içeride söyle. Gelelim bağlım, hoş gelişler ola. Berkciğim, bir tanem, hadi kalk. Berk, hadi tatlım uyan. Niye ben ya, niye ben? Sadece sen değil bir tanem, hepimiz uyandık. Selam bizden değil mi? Ama o bugün biraz hasta. Dinlenecek. O yüzden hadi kalk. Kalk.
Şimdi elini yüzünü yıkıyorsun, sonra da kahvaltıya geliyorsun, tamam mı? Hadi bakalım. Selen, efendim, biz kardeş değil miyiz? Evet, kardeşiz. Niye tek başına hasta oldun? İstemeden oldu. Bak Şeref Efendi, seni severim. Vallahi mi? İnsan olarak tabii. Ha, öyle. Boncuk Emine'yi sever gibi yani. Apartmanın ortak kararlarına da saygı duyarım. Anlatabiliyor muyum? Ya sen hayatı boyunca bir kere bile he dememiş bir insansın Melem. Bu konuya mı he diyeceksin yani? Şeref Efendi, şu oylama günü bir gelsin de bakarız. Ben olmayacağım için bensiz bakarsınız. Bensiz bir hayatta da mutlu olursunuz inşallah. Gelen de gideni aratmaz inşallah. Berk'cim, sütün de hazır. Hadi başla bakalım kahvaltına. Tek başıma mı? Evet bir tanem. Selen hasta olduğu için bugün tek başına olacaksın. İyileştiğinde beraber tekrar kahvaltı edersiniz. Tek başıma kahvaltı yaparken çok sıkılıyorum ben. Ama Berk'cim dedim yani bugünlük. Sen de bize yardımcı ol ha? Kendi kendime kahvaltı ederek size nasıl yardım edebilirim? Abicim niye bakmıyorsunuz kapıya? Ben bilmiyorum abi. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Buraya kadarmış yengenim, buraya kadarmış. Buraya kadarmış. Ben son veda turlarımı atıyorum yani. Ne vedası Şeref Efendi? Ya yaysız keman yuhuyu kurtardı ya, bu yersiz iftira olayından. Haydar'ın son CD'si be. Keman melama diyor ki, ben yuhuyu kurtardım, sen de beni bu Şeref Balaban Beyefendi'den kurtar diyor. Res çekiyor. Melam da mavi gözlerinden bu resti koruyor. Olur mu öyle şey canım? Biz Ayla Hanım'la konuştuk ya, ayrıca da Melek Hanım hayatta böyle bir şey yapmaz. Hayatta yapmaz da nerede yapar, mahşarda mı? Senin anlayacağın yenginim. Ya yuva ya ben mevzusuna geldik takıldık. Şeref Efendi nereye gidiyorsun ya? Geleyim son servislerimi yapayım da valizim valizimi topluyorum. Ama gitmeden bir helallaşırız tabii. Canım kardeşim rengim benim ya üzüldüm biliyorum da. Hiç ağlama mağlama olmasın. Gözyaşlarına yazsın. Beyler. Oo, bir şey yapmamız lazım oğlum. Nasıl bir şey abi? Olay nerede geçiyor? Konu nedir yani? Yeni bir oluşum mu nedir? Biliyorsunuz işte. Ya Şeref ya yuva. Hangisi? Ne manada abi? Yuvayı kurtarmak için şerefsizlik yapalım mı diyorsun? İzzet, kapıcı, Şeref, kapıcı, İzzet. Gazetenin yanında bulmaca iki olarak mı verdiler oğlum ikinizi? Sen yukarıdan aşağı bu da soldan sağ mı? Ne diyorsun lan? Doğru dürüst konuşsana. Aa, Berk. Daha başlamamışsın bile. Niye yemiyorsun? Canım istemiyor. Ama bak ben Selen'in kahvaltısını götürüyorum. O şimdi çok güzel bir kahvaltı edecek. Sen de yapacaksın değil mi? Zeytin reçel yemem ki. Günaydın Zerrin yenge. Arkadaş ortamımıza hoş geldin. Komik değilsin İzzet. Mazlum nerede? Aha orada bak. O artık bir fış fış kayıkçı. Akşama fincan böreği yapacak. Yer misin? Zerrin.
İyi misin? İyiyim karıcığım. Pardon. İyiyim arkadaşım. Aman, aman, aman kıyamam. Tavır da yaparmış. Bak arkadaşım dermiş. Bırakın kardeşim bu naylon formülleri. Delikanlı olun iki dakika. Hey! Bak, üzülme tamam mı? Bir süre böyle deneyelim arkadaş olarak. Tamam mı? Tamam karıcığım. Alacağım ya. Tamam arkadaşım. Tabii tabii. Bir süre böyle deneyin. Bir süre sonra başka türlü denersiniz. Sonra bayramlarda bir araya gelirsiniz. Bu ne lan bu? Ne bu? Arkadaşım, sen bizi mi dinliyorsun? Tabii sizi dinliyorum. Sizi dinliyorum arkadaşım. Dikkatle dinliyorum. Sizi dinliyorum. En yakın arkadaşım. Sizi dinliyorum. Neden dalga geçiyorsunuz? Burada ciddi bir aile sorunu var. Biz bir yuvayı arkadaşça konuşarak kurtarabilir miyiz diye bakıyoruz. Bir şey de ciddiye alamaz mısınız? İzzet arkadaşım. Niye kızdın? Arkadaşım. Ha? Arkadaşlar bir araya gelince aile olmaz. Dernek olur. Takım olur. Sen hangi aileden söz ediyorsun? Anlamadım değil mi? Anlamadım. Ay yeter. Mazlum biz seninle sonra baş başa konuşalım oldu mu? Baş başa arkadaşım. Sen adamı sinir hastası edersin. Yanlış. Sen zaten sinir hastası olup geldin. Zerrin. Arkadaşım. Hadi oradan. İzzet Efendi. Hadi arkadaşım. Hadi. Sen benim karımla olan ilişkimi iyice koparmaya mı çalışıyorsun arkadaşım ya? Ne münasebet lan? Niye koparacakmışım ben sizin ilişkinizi? Hayır arkadaşım şimdi Zerrin... Bir daha söyleme. Bir daha söyleme. Arkadaşım ben konuyu... Bir daha o kelimeyi kullanırsan arkadaş mı arkadaş dinlemem. Topuğumla ezerim Mazlum. Ezerim. Tamam. Ben de demem bir daha. Şimdi dedin ama. Tamam lan bir daha demem. Aferin Selen'cim çok güzel yedi. Bana kahvaltı hazırladığın için teşekkür ederim. Afiyet olsun bir tanem. Annem de böyle hazırlar değil mi baba? Evet kızım. Selen'cim canın ne yemek isterse bana söyle hemen hazırlarım tamam mı? Tamam. Bir şey olursa da ben içerideyim seslenirsin. Tamam. Beni duyar mısın? Tabii ki duyarım. Annem de duyardı. Sabah sabah. Sen neden zeytinleri bu reçelin içine döktün? Canım istedi. Hadi bir an evvel kahvaltımızı edelim. Çok işimiz var bugün. Ya zeytin değil mi? Ne yaptınız bu zeytinleri? Berk'in canı öyle istemiş. Oğlum niye zeytinleri reçelin içine attın? Ne yapacağız? Nasıl yiyeceğiz şimdi? Zaten midede karışmıyorlar mı? Burada böyle köprü altı çocuğu gibi oturmanın hiçbir faydası yok. Kimse sana acımaz. Biraz da boynunu bükmen lazım. Bükeceğim. Merak etme yakında bükeceğim. Gözüm döndü mü elime geçeni bükerim. Hatta uzunları daha iyi bükerim. Sen de ipleri kopardığın için böyle rahat rahat konuşuyorsun ha? Bu iyi, bu iyi. Bu masayı buradan kaldır. Aşağıyı da boşalt. Yeni bir kapıcı buldum ben. O taşınacak. Top yuvarlak Kemal Bey. Ne yanına yuvarlanacağı belli olmaz. Dikkat et senden yanına yuvarlanmasın. Çok sert yuvarlarım. Eşref kapıcı. Ulan sevimsiz. Hayla Hanım. Nasılsın? İyice bahettin. Günaydın Şeref Efendi. Günaydın.
Size bir şey söyleyeceğim de bu hani benimle alakalı bu yakışıklısız kararı onaylamıyorsunuz değil mi? Prensipte anlaştıydık, öyle konuştuk. İnşallah fikirde bir caymamayın olmadı değil mi? Vallahi öyle gibi. İyi. Sen Engin Bey'e teşekkür et. Ediyorum. Adam senin için her şeyi yapıyor vallahi. Allah razı olsun. Kısmetse bu akşam yemek yiyeceğiz. Afiyet olsun. Ama dikkat edin sonra mideye oturmaz. Ben buradayım. Bir işiniz olursa hemen seslenin gelirim. Olur. Geç yavrum. Koş 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 koş. Merhaba. Engin Bey yok mu? Var. Da... bir var bir yok. Var da yok. Akşam yemeği için saat kararlaştıracaktık da... beni cepten arayabilir mi? Bir zahmet söyleseniz. Söylerim. Bir zahmet. Peki o zaman iyi günler. Güle güle. Çocuğu durdurur musun arkadaşım? Özlü. Allah yarattı demem sana bir kafa atarım. Oğlum bak. Zerrin'in aranızdaki şeylere bizi bulaştırma. Benim de Mine'yle problemlerim var. Sana kalkıp iki kelime söylüyor muyum? Abi ben duygu paylaşımı olsun istedim. İçimdeki sesle konuştum. Bu aralar yalnız kalma diyor. Anlatamadım galiba. Paylaşma lan benimle bir şey. Bunalıyorum oğlum ben seninle bir şey paylaştığım zaman. Paylaşma benimle bir şey. Tamam abi. Kusura bakma. İnşallah mutlu yaşarsın İzzet. Allah uzun ömürler versin ya. Mazlum. Tamam oğlum. Buruşma hemen öyle. Şaka yaptım lan. Eşek şakası bak. İzzet şakası. Mazlum. Benim lan. İzzet. He? Baştan biliyorsun. Madem özür dileyeceksin. İzzet. Mazlum. Oğlum daha kahvaltın bitmedi. Nereye? Canım istemiyor. Ne demek canım istemiyor ya? Canın istese de istemese de bu kahvaltı yenecek beyefendi, tamam mı? Zaten kardeşin aslında birazdan ders başlayacak. Bir de seninle uğraşmayalım Berk. Arkadaşım telefonunu çaldırmış da şey olmuş, öyle işte. Peki. Seni bugünlerde biraz telaşlı görüyorum. Hı? Yo, bir şey yok. Böyle bir dilinin altında bakla falan var mı? Hayır, hiçbir şey yok. Biliyorsun, bu dünyada sevgi büyük ihtiyaç. Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç. Herkes dost, herkes arkadaş. Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş. Bir de mavi boncuğu söyle de bitelim artık. Hadi ne diyeceksen de Allah aşkına. Kenan, sen olgun bir insansın. Avrupa görmüş bir insansın. Hoşgörü, öngörü, sağduyu, solduyu... Yani kemale ermiş bir insansın Kenan. Bakla. Çıkaracak mısın baklayı? Ya hadi söyle Allah'ını seversen. Ben Şeref'in gitmesini istemiyorum Kenan. Peki. Demek ki sen yuvanın kapanmasını istiyorsun.
seviyorsan hem Şeref gitmeyecek hem de bu yuva kapanmayacak Kenan. Bu adam buradan gidecek. Hastalandığımızda boğazımızı acıtan mikropların saklandığı yer, bademcikler. Yani Selin, bademciklerde saklı mikroplar mı var? Minince buna asla izin vermez. Mikropları saklandıkları yerden çıkarmalıyız, kalkın. Çocuklar durun, mikropları öldürmek için ilaç içeriz. Hem ayrıca mikroplar bizim gözümüzle göremeyeceğimiz kadar küçüktürler. Görmeden olmaz arkadaşlar, oturalım. Tamam. Siz şimdi önünüzdeki resimleri yapmaya devam edin. Ben de gidip Selen'in ilacını içireyim, tamam mı? Tamam. Selen'in ilaç saati geldi de. Ne bakıyorsun oğlum, ne var? Hiç. Acaba arkadaşlık hani nasıl olur, iyi mi olur diye düşünüyorum. Arkadaş, arkadaş. Oh Allah. Bana darallar basmaya başladım abi. Sağdan soldan kastırıyor yani. Hiç iyi değil. Kalk. Kalk sen bak kapıya. Kalk hadi. Kapı aralığından faydalan. Hadi bir hava değişimi olsun, bir şey olsun. Kalk. Oflama bana. Bana oflama bana. Kalk. Bu kadar yüklenme çocuğa. Çocuk aşık karısına. Hah Engin, çocuk işte. Adam kılıklı çocuk. Bak şuna bak, bak hale bak. Bak. Engin! Bak Engin! Aa Didemciğim hoş geldin. Nereden çıktı sen? Nasılsın Engin? İyiyim canım, sağ ol. Ya tesadüfen çarşıda karşılaştık. Tesadüfün hayırlısı işte. Sen nasılsın aşkım? Hala yanlardan basıyorlar mı? Yok, işi büyüttüler Mineciğim. Artık her yandan basıyorlar. Bayağı böyle baskın yani. Doğru, basan baskınındır. Didemciğim çok sevindim seni gördüğüme ya. Ben de çok sevindim. Geç otur şöyle, geç. Gazetelerimi topla İzzet. Toplayayım. Ne yapıyorsun Didemciğim? Hiç ne yapayım, bildiğin gibi. Sigorta işine devam. Aa sigorta? Evet. Arkadaşlar. Selen arkadaşımız hasta. Geçmiş olsun demedik. Şu boyadığımız resimler var ya. Onları hediye olarak götürelim. Hem de geçmiş olsun diyelim. İşte binin canlı bu bekleri sizinle gurur duyuyor. Ben resim yapmadı ki, o ne götürecek? Hiçbir şey. Kolalar geldi. Teşekkür ederim. Kaç şeker? Annem. Benim annem. Güzel annem. Kolaya şeker atılır mı benim? Doğru. Diyet kola değil ki bu, şeker atılsın. Ya annem. Olmadı mı da olmuyor işte değil mi? Olmuyor yani. Doğru. Aslında Mine'yle karşılaştığım iyi oldu. Sana sigorta ile ilgili bir şeyler soracaktım. Tabii. Tabii konuya girelim hemen. Mine'mizi sigorta yaptırmak istiyoruz biz. Ne bakıyorsun öyle? Mine ilk tanıştığımızda sana da sormuştum. Doğru. Gel canım ya, sen kolanı da al. Biz mutfağa geçelim. Bu arkadaşlar fevkalade kafa karıştırırlar. Peki. Biz şoförle münasebetlerimizde ölçüyü bilen insanız Engin Bey. Sen yeter ki gözünü yoldan ayırma. Ne oldu sana? Ne oldu? Ne oldu? Of. Of. Alo. Bu beden, bu küçük beden bu kadar yükü kaldırmaz arkadaşım. Hadi Mine. Hadi gidiyoruz, uzayalım. Hadi. Çok ayıp İzzet.
Yani böyle arkadaşım, böyle dertli, böyle kanadı kırık şu sandalcıkta otururken yalnız bırakıyorsun ya, ayıp. Tamam. Buyurun dertleşin. Buyurun dertleşin. Ben de gideyim kendimi toparlayayım. Beden küçük ya, çabuk toparlanırım nasıl olsa. Allah Allah. Şimdi karıcığım, karıcığım değil. Karıcığım arkadaşım oldu. Ben de kocası değilim. Kocası tarafından arkadaşım, koca tarafıyız biz. Yani şimdi transfer mi oldunuz, terfi mi ettiniz? Aslı abla, biz Selen'e geçmiş olsun demek istiyoruz. Yaptığımız resimlere götüreceğiz. Ben sizi yerim. Bu çok güzel bir davranış. Hadi gidelim o zaman çocuklar. Arkadaşların sana geçmiş olsun demeye gelmişler. Geçmiş olsun Selen. Teşekkür ederim. Ninjaların asla hasta olmaması gerekir. Bunu unutma. Zerrin'in istediği gibi olamıyorum. İçimden bir ses hatanın bende olduğunu söylüyor. Benim de annemin sürekli karnı guruldar. Ben aptalım. Ben aptalım. Aptalım ben. Ben. Ben de hep hayırlara vesile olmak istemişimdir ama kısmet değilmiş. Arkadaşlar duymuyor musunuz kapıyı? Ben duyarsız da oldum. Ben duyarsızım yani. Ya ben bile anladım. Bilmiyorsun. Merhaba Engin Bey. Buyurun Melek Hanım. Selen nasıl oldu? Bir türlü gelemedim. İyi iyi. İlaçlarını veriyoruz işte. Aman iyi. İyi iyi. Ben diyorum ki hatta üçümüz böyle bir araya gelmiş iken şu benim hayati meseleyi bir konuşsak diyorum Engin. Benim canım sıkkın. Ben çocuklarla biraz gidip şarkı söylemek istiyorum. Tabii buyurun Melek Hanım. Ben konser sonunda kulise geliyorum. Şerif Efendi çok gerginim bak. Görüyorum, farkındayım, biliyorum. Ben beklerim. Siz keyfinize bakın. Benim bir işim var mutfakta. Geleceğim birazdan. Tabii. Siz tabii. İşinizi yarım bırakmayın. Tabii senin iş yarım kalmaz. Dünya rekoru bende herhalde. Suratına kapı kapanan adam rekoru. Kesinlikle ben. Kız dalışabildin mi? Daha alışamadım Didem. Dün gece Selen sabaha kadar anne diye sayıklayıp durdu. Tabii, sen onlara artık hem anne hem baba oluyorsundur. Ama Allah'tan Aslı ablaları var. Onlara çok ilgileniyor. Herkese de güvenilmez ama. Aslı işinde çok iyi. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Aslı. Merhaba, ben de Didem. Engin Bey? Didem benim okuldan arkadaşım. Bir arada aynı şirkette çalıştık. Öyle mi? Çok güzel. Ben kendime bir Türk kahvesi alacağım. Siz başka bir şey içmek ister misiniz? Yok canım, biz içtik. Sağ ol. Peki. Taşralı gibi ama
iyi kıza benziyor. Çok iyidir. Yaşıyorum. Ah ah. Görünmez hayal ile. Allah. Belki bir gün, bir gün diye. Gidebilir miyim? Bence sen iyi değilsin. Şimdi yani artık birbirimizi daha yakından tanımaya başladık. Ben senin hem patronum hem de arkadaşım olarak daima yanındayım. Sağ olun. Seni böyle görünce yani böyle hani bir derdin varken ya da ne bileyim böyle telefon geliyor falan bazen moralim bozuluyor. Bir şey de soramıyorum senin özel hayatın. Ama bir şey yapamadığım için de üzülüyorum. Üzülmeyin iyi gibi. Ben iyiyim. Sen, bilmem. Öyle işte. Emin misin? Eminim. Şarkıyı. Evet. İyi, teşekkür ederim. Bir ninja bu kadar üzülürse görev yapamam. Canım benim. Berk. Berk, sen niye bize katılmadın canım? Canım istemedi. Berk, yanıma gelsene canım. Biraz konuşalım seninle, bakalım niye sıkılıyorsun sen. Hı?
O zaman ben onun yanına gideyim, değil mi çocuklar? Evet, konser bitti. Konser nereye Mela? Bahçeye çıkıyor. Benim İzzet'ten beklentilerim var, biliyor musun? Beklersin mesela her zaman, mutlak beklentim. Mutlak beklentim diye bir şey var. Mesela musluğu açıyorsun, musluğu açtığında suyun akmasını beklemek ki mutlak beklentim. Ama ben İzzet'e musluk takamam. Yani Allah böyle yaratmış. Karşı gelemem buna. Ben örnek veriyorum yine. Yani mutlak bekle bir şeyi çok beklersen kesin gelir. Kesin mutlaka gelir. Mutlak beklenti mutlaka gelir. Yani mutlaka bekle, dur diyorsun. Yani gelir diyorsun yani. Ya bu tuvalette de böyle biliyor musun? Tamam mı abi? Herkes kendi ayarını yaptı mı? Ha? Hayat normale döndü mü lan? Tamam mı? Umarım az bir şey kaldı tahminim. Birazdan da bitecek herhalde. Sıkım çekerse tamam olacak. Melih çok iyi bir kız ama sen buna nasıl dayanıyorsun? Yani ben mantalite olarak çözemedim. Ben onun mantalitesine şifre koydurdum mazlum. Herkes çözerse olur mu oğlum? Ha? Ne olur memleketin hali? Arkadaşlar, çok meşgulsunuz biliyorum da çok işiniz var. Bende de mühim bir mevzu var da şu tabanın nabzını tutayım diyorum. Ne dersiniz? Tabanın nabzını, taban nabzı. Taban ben anlamadım abi. Şey diyeceğim. Benim nabzım bileğimde atıyor olur mu? Yani işine yararsa tabii. Sağ ol canım benim. Çok iyi bir kızsın. Allah! Allah! Hadi söyle artık ama. Canın niye sıkılıyor senin? Kimse beni sevmiyor. Ay olur mu hiç Berk? Nereden çıktı şimdi bu? Herkes seni seviyor. Hay Allah. Berk'cim hiç olur mu? Biz hem seni çok seviyoruz hem de Selen'i çok seviyoruz. Canım benim. Selen'i daha çok seviyorsun. Hay Allah. Çocuk işte. Belki çok üzüldüm Aslı'cığım. Evde bir şey mi oldu? Niye öyle kimse beni sevmiyor diyor? Sevmiyor işte. Sevmiyor. Vallahi de billahi de sevmiyor. Zerrin zerrin. Papatya falı bakıyorum. Zerrin her şeyi kafasında bitirmiş. Ben Berk'in neden böyle kendini kötü hissettiğini anlıyorum. Nasıl anlıyorsun? Çünkü Selen hasta olduğu için ona biraz daha fazla ilgi gösteriyoruz. Bu durumda da Berk kendisi sevilmiyor zannediyor. Çocuklarda böyle şeyler görülebilir yani. Ay ne yapacağız peki? Onun ilacı sevgi. Sadece sevgi. Haklısın. Haklısın. Ah sevgi. Her şeyi sevmek lazım. Doğayı, kainatı, herkesi sevmek lazım. Yani hiç boş oturmamak gerekiyor. İyi akşamlar Kenan Bey. Nam diyorum bak. Nam. Kenan. Anladım anladım. Ne istiyorsun onu söyle. Ben ettim sen etme demek istiyorum diyeyim mi? Deme. Hiçbir şey deme. Tamam ben çıkacak karara saygılıyım. Neyse o yapacağız gerekeni. Ama şimdi biraz aceleci davranmadık mı yani? Apar topar paldır küldür ben nereye gideyim bir durumumu falan bir ayarlayayım ya. Yani. Sana bir şey öğreteyim. İnsanlar İyi bir şey yaptıkları zaman ödüllendirilir. Kötü bir şey yaptıkları zaman cezalandırılır. Bunu hiç aklından çıkarma. Vicdanın kurusun. Gözleri parladı. Nasıl sevindi ya. Hay benim de kafama ya. Hay benim de kafama ya.
Karnın doymayacaksa açtığını belli etmeyeceksin. Niye gelirsin adamın kapısına? Oo, Engin Bey, damat gibisiniz. Ne damat efendim? Yemeğe gidiyoruz sadece. Yemeğe mi? Yemeğe gideceğiz. Arkadaşlar da gelecek. İş arkadaşlarımız. Size afiyet olsun o zaman. Sağ olun. Aslı, Selen'in ateşi çıkarsa beni ara, olur mu? Ararım Engin Bey. Ateşi çıkarsa yani. Çıkmazsa aramam. Masum, oğlum seni bildiğini almaya gelmedi mi hala? Hadi yürü evine, hadi. Abi, Zerrin Bey'e bağlanır mı sence? Oğlum siz Zerrin'le küsmediniz ki, sadece arkadaş olmaya karar verdiniz. Evet, küsmedik. Arkadaş olmaya karar verdik. Bizim ev bekar evi oldu yani. Evet, anladım abi. Yürü Mazlum, yürü. Yürü. Afiyet olsun. Sağ olun, iyi ya. İyi eğlenceler. Bazen de sevmek acı çektirir insana. Mühür gözüm senin elden. Mühür gözüm senin elden. Saklanırım, kıskanırım. Uçan kuştan esen yelden, uçan kuştan esen yelden. Sakınırım, kıskanırım. Yangardan esen yelden, yangardan esen yelden. Sakınırım, kıskanırım. Aman söylüyorum söylüyorum, ben ne oluyor, kendimi coşturuyorum. Aşıklar bu Türkleri boşuna mı yakıyorlar? Çöpe mi atıyorlar yani, heba mı ediyorlar? Kalplere mesaj gönderiyorlar. Bizim mesajlara dönen eden yok. Ben istesem söylemez misin? Vallahi geldiğinden bir tane haberim olmadı. Korktum biliyor musun? Dalmışsın. Söyleyeyim de Aslı'cığım, tükendim biliyor musun? Boşa kürek çekiyormuşum gibime geliyor. Peki benim için bir tane bile söylemez misin yani? Sen söyle. Ben telleri kıpraştırayım. Eşlik etmeye çalışayım sana, foy yapayım. Hadi bakalım, devam. Biraz şarkı söyleyelim, şöyle dertleri atalım. Bu gece böyle bir gece. Hadi. Melam, inanmıyorum ya, rüya gibi ya. Rabbim bana ölüm iyiliğimi veriyor. Nedir ayağına geldin? Bu gece herkes efkarlı galiba. Olma mı? Ben böbreklerime kadar kan ağlıyorum şahsen. Ay yani üzüntü manasına. Böbrekler sağlam. Yani şükür bir sıkıntı yok. Hadi. 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 Sen söyle. Bu gece son gecemiz. Acı günler yakında. Bir ömür böyle geçti. Olamadık farkında. Ben farkında oldum da sen farkına varamadın Melih'im. At kadehi elinden. Allah! Bin parçaya bölünsün. Dökülsün meyler yere. Hatıralar gömülsün. At kadehi elinden. Bin parçaya bölünsün. Dökülsün meyler yere.
hatıralar gömülsün. Allah! Nedir bu gürültü ya? Nedir bu gürültü? Kimsin sen be adam? Kimsin? Aha, kimlik kontrolü. Sağlık karnesi olur mu Kenan Bey? Kenan, nedir bu sinir, kasavet? Ay bir kere de karşındakinin duygularını anlamaya çalışsan, onunla paylaşmayı denesen ne olur yani? Peki. Peki. Yangını var, yangını var. Ben yanıyorum. Yetişin atolsa. Pardon, siz yemekten geliyordunuz değil mi? Sen beni mi bekledin? Yo, ben televizyon izliyordum burada. Uyuyakalmışım. Öyle işte. Nasıl geçti yemeğiniz? İş görüştünüz mü? İş mi? Ha, iş. Biraz iş, biraz öyle havadan sudan. Vakit geçirdik işte. Tabii, öyle toplu kalabalık olunca zaman çabucak geçiyor değil mi? Yok, kimse gelmedi. Didem'le ikimizdik sadece. O zaman siz geldiğinize göre ben artık yatabilirim. İyi geceler. Aslı. Yarın akşam da beraber yemeğe çıkalım. Ha? Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ama biz taşralılar öyle büyük restoranlarda yemek yemeye alışkın değiliz. Konuşalım mı biraz? Uykumda mı? Berk, uyumuyorsun. Uyutmuyorsunuz ki. Ateşi, ilacı, sayıklaması, yorganı, yastığı bitmiyor ki. Uyuyamıyorum. Berk'cim, biliyorsun ki kardeşin hasta. Onun iyileşmesini istemez misin? İsterim. Biz de o daha kısa zamanda iyileşsin diye onunla biraz daha fazla ilgileniyoruz. Hem onun bizim yardımımıza ihtiyacı var. Biz ikinizi de çok seviyoruz. Onu da, seni de. Tamam, bu aralar onunla biraz daha fazla ilgilenmiş olabiliriz. Ama bu seni sevmiyoruz anlamına gelmiyor. Biz seni çok seviyoruz. İyi. Berk'cim, yani demek istiyorum ki mutsuz olmanı gerektirecek hiçbir sebep yok. Yok mu? Yok. Ciddiden mi? Ciddiden. Aslı abla. Yorganım düştü de. Günaydın Ayla Hanım. Günaydın. Ayrıca iyi günler. Ayla Hanım, Ayla Hanım, bir şey mi oldu yine? Size göre olmadıysa, bana göre de olmadı. Hay Allah,
Ben dün sizi arayacaktım değil mi ya? Çok özür dilerim ama Selen hastalanınca yani kafam falan çok karıştı gerçekten. Başka bir yemek kafanızın karışıklığını çözmüştür inşallah. Engin Bey, iyi günler. Ben bu kadını seviyorum ha. Engin Bey. Vallahi ne güzel kapak oturttu sana. Ha? Kırmızı da çok yakışıyor benim arkadaşıma. Anlamadın değil mi? Al Ersin oğlum hep söylüyorum, anlamadın. Zorlama ama Engin. Geç iç, geç. Biraz da kuru pasta falan alırsın. Davet veriyorum bakıyorum. Çarşıya eve taşıyoruz. Biz de davetli miyiz? Ama sakın unutma Şeref Efendi. Bütün dairelere haber ver. Toplantı bu akşam saat 8'de. O gün bugün diye mi? Bugün... bugün, o gün bugün mü? Toplantı yani. Evet. Kenan öyle istedi. Bir an önce şu mesele kapansın artık dedi. Biz de biraz öne aldık. Buraya kadarmış. Şu Allah'ın işine bak. Sabana baktım, defterin de sonuna geldik biliyor musun? Dedim ki kendi kendime, iki gün için defter almaya değmez. Ucu ucuna denk geliyor işte, kaldırınca saçımı da koydum. Görüyorsun değil mi Meryem? Kader işini biliyor. Ay sen de bu kadar üzülme artık Şeref Efendi. Yine gelirsin. Bütün dairelere haber verildi mi kapıcı? Hayır. Birazdan şey edeceğim. Tek tek dolaşacağım. Akşam 8'de el birliğiyle beni geberteceksiniz. Buyurun gelin bekleriz diyeceğim. Hadi bakalım. Eksik daire kalmasın. Hadi sana kolay gelsin Şeref Efendi. Ben sana ne diyeyim Melan? Ben sana ne diyeyim? Yedin bitirdin beni. Aklımın başından aldın yetmedi. İşimden gücümden ettin yetmedi. Keman çalmaya heves ettin yetmedi. Bir de kolay gelsin. Asıl sana kolay gelsin. Asıl sana kolay gelsin. Bundan sonraki hayatında benden mahrum olmanın acısıyla yaşa. Kahrol. Ne kolay gelsin. Ne kolay gelsin. Ya buralarda bir yerde olması lazım ama. Eski baskı olduğu için piyasada bulunmuyor. Kütüphaneyi düzenlerken koydum gördüm bir yerde ama. Bulursak çok iyi olur ya. Hadi bulalım. Vıda 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 ne konuşuyorsunuz orada? Kitap arıyoruz İzzet arkadaşım. Biz de ders çalışıyoruz Zerrin arkadaşım. Beygir edebiyatı. Bir yanlış beş doğruyu götürüyor biliyor musun? Ha? Anlamadın, anlamadın. Altından çakacağız senin bizi. Vah vah. Sinirlenme İzzet, sinirlenme. Sen çalışmana devam et hadi. Yani at çalışıyor olsam bile bir şekilde çalıştığını görmek gurur verici. Hadi hadi, hadi, hadi. Kitap kurdu bir yandan, kapının zili bir yandan. Altından çakacağız lan, bu ne be? Nasılsın arkadaşım? Mazlum, hapse atarlar oğlum seni. Niye? Gündüz vakti sütun sökülüp de alenen gezdirilir mi lan? Arkadaşlar hoş geldiniz ya. Gelin gelin şöyle gelin. Zerrin arkadaşım. Aa, Zerrin arkadaşım da buradaymış. Ben tanıştırayım sizi. Didem arkadaşım, Zerrin arkadaşım. Arkadaş olun hadi. Memnun oldum. Ben de. Biz arkadaşlar size daha fazla rahatsızlık şey etmeyelim. Engin arkadaşım, sende kahve var mıydı? Benim Didem arkadaşıma bir şeyim var da kahve sözüm var. Tabii arkadaşım tabii. Mutfakta. Ne istiyorsanız var. Tamam biz o zaman Didem arkadaşımla beraber mutfağa gidelim. Arkadaşlar. Teşekkürler. Siz şimdi oynamaya devam edin. Ben birazdan geleceğim, tamam mı? Tamam. Engin! Engin! Benden haber.
habersiz. Ne oluyor lan bu evde? Ne oluyor? Bir şey oldu yok oğlum. Ne öyle kaşını gözünü oynatıyorsun? Dün tanıştılar. Bugün de Didem kendi doktoruna götürdü Mazlum horlama sorunuyla ilgili. Ha. Bugün sünnet, yarın deniz. Biz de yedik. Nasıl? Ben bir senedir Mazlum'u doktora götüremiyorum. Benimle gelmiyor da bu kızla gidiyor. Nasıl olabilir? Ne bileyim Zerrin, sen götürmesini bilememişsin. Engin. Baba sütunu mutfağın ortasına dikti. Dikti koydu böyle. Ya ne abartıyorsunuz bu kadar, anlamadım ki. Arkadaşlar yani. Zerrin, sen bakacak mısın şu kitaba? Yok istemem. Size kolay gelsin. Ben gidiyorum. Engin. Oğlum boyuna posuna bakma. Tek çift demem. Sana var ya bütün uzunlarımla dalarım ha. Ne oluyor lan bu evde? Sakin ol abicim, sakin ol ya. Arkadaşlar diyorum, olamaz mı? Olamaz. Böyle bir kızla arkadaş olunmaz. Hele Mazlum hayatta olamaz. Ne oluyor oğlum bu evde? Konuş lan. Aslı, çocuklara bir şey mi oldu? Deminden beri ne dikilip duruyorsun orada? Seren'e bakacağım. Bana bak lan. Ne oluyor bu evde? Anlat. Zerrin, birden böyle seni görünce şaşırdım. Siz beni gördüğünüzde şaşırdınız. Ben gördüğüm her şeye şaşırıyorum Melek Hanım. Şaşkınım ben. Gel, içeriye gel. Ya inanamıyorum biliyor musunuz? Biliyorsunuz, Mazlum'la aramızda bir takım sorunlar var. Ah, Zerrin'cim kimin yok ki? Bir süre arkadaş kalmaya karar verdik. Ama bu kararın ertesi günü, yani bugün, Mazlum bir arkadaş daha edinmiş. Aa, iyi ya işte. Bak yeni arkadaşlar ediniyor, muhitini genişletiyor, komşularını tanıyor. Bu yeni tanıştığı kız, benim bir senedir başaramadığım bir şey başarmış. Hayırdır inşallah, ne yapmış? Mazlum'u kulak burun boğazcıya götürmüş. Herkesin tarzı farklı demek ki. Ne diyeyim? Gel Şeref Efendi, gel. Gelsene Şeref Efendi. Rahatsız etmeyeyim. Yok estağfurullah, gel. Bugünlerde kendimi istenmeyen adam olarak koruyorum da. O nereden çıktı ya, kim demiş? Bugün saat 8'de akşamından melamda benim yuvadan uçuş biletim kesiliyor Engin'im. Nasıl yani? Bayağı apartman toplantısı var. Beni şutluyorlar. Bir haber vereyim dedim. Belki bir ilgilenen olur. Benim oyumu biliyorsun Şeref Efendi. Benim oyum senden yana. Ben Melek Hanım'ı vekil tayin ettim. Engin. Oğlum bu herif kızla hiç ilgilenmiyor lan. Deterjanın arkasını okuyor ya. Katta biri mi var? Hırsız mı? Geçen yan binanın 3. katına girmiş. Hem de evde insan var kan. Dur sen. Çekil şöyle ben kovayım. Seni edersin. Eli uzun. Şeref Efendi. Abi, siz beni öldürmek mi istiyorsunuz ya? Bir günde iki şok, çok. Tamam lan korkma, tamam ben Şeref. Ama aferin. Seni gördüm, gençliğimi hatırladım kerata. Maşallah pek de güzelmiş. Belki de sahiden arkadaştırlar. Ben de Mazlum'la daha önceden arkadaştım. Sonra evlendiniz. Sonra şimdi yine arkadaşsınız. Yani ben bu bulmaca gibi ilişkileri kusura bakmayın ama anlayamıyorum. Ama ben sizi anlıyorum. Kusura bakmayın rahatsız ettim. Ay beni yanlış anladın Zerrin. Ben muhabbeti çok severim. Biliyorum Melek Hanım. Sağ olun, teşekkür ederim. İyi günler. Of. Abi bu arkadaşlık olayı beni aşar. İçimden bir ses diyor ki, arkadaş, bu iş yaş diyor. Mazlum, sen merak etme oğlum. Zerrin bugün hatasını anladı, gayet de iyi oldu.
Şimdi Didem arkadaşım, yani Didem arkadaşımızın yaptığı çalışma benim için, ya bilmiyorum abi ya. Bu var ya, kızla gezmeyi küme çalışması yapmak zannediyor ha. Didem arkadaşımızmış. Sen var ya, etkisiz elemansın oğlum. O hani kümenin içinde hiçbir halta yaramayan var ya, o sensin mazlum. Bildiğin sensin o ya. Niye yükleniyorsun oğlum çocuğa? Yüklenme. Arkadaşım, kendi uzun ama aklı kısa arkadaşım. Siz böyle güzeller güzeli bir manevra yapıyorsunuz da bu darbeli kardeşine niye haber vermiyorsunuz lan? Ben bakarım Engin Bey, siz rahatsız olmayın. Sağ ol Aslı'cığım. Bak bak, bunlar da patronla çalışan çiçekle böcek, fikfikle fikfik. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Şşş, Mine geldi. Mine geldi bak. Bu kız meselesini yanında anlatmayın kız, onunla kal. Hayatım. Nasılsın? İyiyim, sen? İyiyim. Canım abi ya. Ne oldu mazlum? Didem'le asgari müştereklerde buluşabildiniz mi? Ne diyor lan bu? Ha? Ne diyor? Benim hayatım ne diyor? Yanlış bir şey mi söylüyor? Allah, bu işin beyni Mine mi oğlum? Kusura bakma İzzetciğim ya. Böyle olması lazımdı yani sana. Hadi lan. Hadi. Ay ay ay, küsermiş de benim kara fişeğim. Tahtalarım alalım da küsmesin. Güzel. Vallahi güzel. Kadroya Mine'yi almakla da iyi yapmışsınız. Bayağı da güçlenmişsiniz. Böyle tahtalar mahtalar en gerek bir tane. Orada bir etkisiz eleman. Yılansın lan yılan. Çay bende sinir yapar diyorsan şu sağ baştakiler kuşburnu, ondan alabilirsin. Ben çay alacağım. Gidici kapıcı. Ben bu sertliğin altında espriyi anlayabiliyorum. Buyurun, buyur, kuşburnu yaptım sana da. Sağ ol, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bu ne arıyor burada? Canım, en azılı katilleri bile hakim huzuruna çıkarırlar değil mi? Aklıma gelmiş adam. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmaz. Biz ayrı dünyaların insanlarıyız Kenancığım. Çayların da kapıcılığın kadar güzelmiş. Afiyet olsun. Senin torun gelmedi mi acaba bu hafta? Gelecek haftaya. İnşallah. Duzlu tatlı karışık aldım. Bunlar tatlı, bunlar duzlu Meylem. Beşer deneydim, tadına baktım. Gayet taze. Bak burada diyet var. Kıyıdan şu kıyıdakını al. Sana da diyet kurabiye aldım Ayla Hanım. Bir yer bir bakar olmasın senin için. Ay madem diyet biraz alayım. Şeref Efendi, bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Sağ ol. Sen de bana bir iyilik yap, ben de unutmayayım. Afiyet olsun. Sağ ol Şeref Efendi, teşekkürler. Servisin bitti mi kapıcı Eşref? Ben günde 24 saat servis yapıyorum. Diğer sakinler de bilirler. Size de daha evvel beyan etmiştim. Kenan. Böyle oyunlar bana göre değil abi. İçimden bir ses. İlk defa duyuyorum bu sesi. Uzman olabilir. İçimden bir ses diyor ki, böyle oyunlar çok risklidir diyor. Uzman. İlk defa bu ses, değişik bir ses. Uzman. Hani böyle bir anda atılan tokatlar vardır, insanı kendine getirir. Bu da öyle bir şey işte. Arada böyle tokatlar lazım yani, değil mi Engin? Öyle işte. Evet. Sen bir daha bunlara uyma, tamam mı? Tamam. Ha? Tamam. Bak benim adım çıkmış 9'a inmez 8'e zaten. Ama bunlar saman altından su yürüten cinsten modeller ha. Dikkat et. Tamam. Peki benim modelim ne İzzet? Evet. Biz sana şey diyelim. Tavşan şeyi. Tavşan zeytini. Böyle ne kokar ne bulaşır yani. Ha? Ha, doğru. İşte bak benim ninem bu. Benim ninem bu. Hangisi? Bu buradaki bak, buradaki. Ha, tamam. Merhabalar çocuklar. Tanıştırayım. Arkadaşım Veysel. Mazlum, Engin, Mine, Aslı ve İzzet. Selamun aleyküm ağalar. Bismillahirrahmanirrahim abi.
Aleykümselam Veysel kardeş. Evet. Allah da taksiratımızı affetsin zaten. Hani onu da baştan söyleyeyim. Bir yıldır gece bir bara gitmek istiyordum. Bir türlü olmuyordu. Sağ olsun. Veysel beni götürecek. Engin Bey, böyle hani tokata tokatla karşılık vermek de iyiymiş. Ya tokat değil bu. Maşallah Osmanlı. Sakin ol. Bakışta yaktın beni, bir bakışta yaktın beni, derdine bıraktın beni, derdine bıraktın beni, yaktın beni. Böyle rezillik olmaz Melek. Biraz sonra kovacağımız adamın bir etinden, sütünden, derisinden yararlanmadığımız kaldı ya. Dur bakalım, belki başka hünerleri de vardır. Nail oldum Gonca Güle, acem şalı ince bele. Acem şalı ince bele. Çok teşekkür ederim. Allah alkışlayanlardan da alkışlamayanlardan da razı olsun. Biz herkesi seviyoruz. Şey biliyor musun? Bak dinle. Karacadağ'ın ardında bir yonca biter. Gelen geçen olmayınca günler geceler dertle biter. Dararım. Tamam. Biliyor musun? Evet. Yok hayır yani bilmiyorum. Senden alınma bir türkü mü? Yani Ayla Beşikçi'den alınma bir Cihangir türküsü falan mı? Yok, ben bunu mutfakta banyoda her zaman söylüyorum yani, belki duymuşsun. Yok benim tahliye borularıyla alakam olmaz. Olmaya çalışıyoruz, adam konser veriyor burada. İş iyice çığırından çıktı Melek. Ay çıksın, bir ara yerine takarız. İstersen ben sana başka bir türkü söyleyeyim. Hadi söyle. Çözerse hepimize haydi haydi çözer. Engin, çocukları da alalım, karanlıkta kaybolalım diyorum ben. Sevse, nereden buldun bu abi? Bir psikiyatrist arkadaşımın hastası. İyi yani, yeri mi iyiydi? Arkada Zerrin. Deli bulmuş getirmiş. Vallahi deliyi tutmuş getirmiş Engin. Hayır canım, hayır, deli değil yani... Aslında çok iyi biri. Çevresindekiler onu biraz bunaltmış, o kadar. Çocukları uyandırayım mı? Bekle. Dur. Beyefendi, bu binanın müteahhiti mi? Mine, sus Allah aşkına ya. Ürpertme insanı. Bu binanın müteahhiti geçtiğimiz yüzyılın başlarında ölmüştür herhalde. Ha? Seslerin topyekun. Koro halinde merak ettiği bir şey var. Bu adam resmin neresine bakıyor? Aslan, bu kadar korkma abicim. Öleceksin şimdi ya. İyi. Bence Borazan'a bakıyor. Yani ben hep oraya bakıyorum. Abi, eğer mevzu Borazan'dan çözülüyorsa... ...bu baba hepimizi öttürür, ben size söyleyeyim.
ya. Gelin gelin, kim bilir kar birimizi aman. Kim bilir kar birimizi aman. Ay ölümün kesin, kalk, 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 kalk. Ay Melek abla, 15'te bir yapalım bunu ayağım. Yapalım. Melek. Şu kararı alalım artık, kovalım şunu da. Bak seni caz dinlemeye götüreceğim. Ay sen kendin git Kenan. Hadi sen de git kendine göre dök kutlarını. Bak biz nasıl güzel döktürüyoruz. Oh, oh. Bir avaz duyarım aman. Aman biter biter de Kırşehir'in gülleri biter. Çök 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 çök. Efendim aşağıdan. Şakayıp dağılında bülbül var yoktan. Melek, ben gidiyorum. Ya bu nasıl bir toplantı? Burada karar alınacak. Ne oldu karar? Hala görmüyorsun değil mi Kenan? Karar belli değil mi? Baksana. Ya hepiniz delisiniz siz ya. Hepiniz delisiniz. Hadi güle güle. Ayol millet tonla para sayıyor. Burnumuzun dibinde gazına varmış da haberimiz yokmuş. Ayol doğru söylüyorsun. Değer misafirler, saygıdeğer apartman haşarıları. Size apartman sahibi diyemeyeceğim. Hepiniz afacan oldunuz, çıktınız boşuna maşallah. Bunu niye daha evvel akıl edemedim ki ya? Bunlar ilacı bulmuş demek. İsteriz, 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 isteriz. Bisiklet oynar mısınız? Aa, hayır. Oh de! Abi, daha ne kadar böyle ayakta bekleyeceğiz ya? Vallahi yani aşağısı kara su, yukarısı gök su bildiğin ya. Yok, öyle değil. Aşağı tükürsen top sakal, yukarı tükürsen pala bıyık. Ben şey yaptım öyle bilmiyorum. Aferin yürü. Bizim bulunduğumuz duruma bak, senin uydurduğun şeylere bak. Bu ne ya? Hop hop hop. Sen buraya. Bu macera senin için yaşanıyor oğlum. Dur bakayım burada, dur. Abi ben çok beceriksizim. Kapının önüne çıkayım bir hava alayım dedim. Tamam. Beni de kastırıyor. İzzet iki yandan beni çok iyi anlıyor. Resme bakalım Borazan. Veysel. Veyselciğim. Sıkıldıysan gidelim. Abi gidelim diyor ya. Ya Serin. Bak. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim ya. Ben ve saz arkadaşlarım ecelimizle ölmek istiyoruz kardeşim. Engin taş yerinden oynadı oğlum. Çocukları da alalım, kaçalım, karanlıkta kaybolalım, bir şey yapalım. Allah aşkına ya. İzzet'le oğlum panik yapma. Sakin duran adamı azdıracaksın şimdi. Ya Zerrin, hadi bırak bu şakayı artık. Karıcığım, ay. Zerrin. Kara arkadaş. Bak, biz mağdur ve mağdureler olarak içimdeki ses bile sustu Zerrin ya. Veysel, tamam bu kadar yeter. Ne oluyor oğlum? Gülüyor. Evet. Abi, ya ben hiçbir şey anlamadım ya. Mazlum. Efendim? Ben sana bir süre arkadaş kalalım dedim. Gidip de hemencecik kendimize yeni arkadaşlar edinelim demedim değil mi? Evet, aynen böyle söyledi. Abi sen iyi misin şimdi? Bismillahirrahmanirrahim. Engin,
Eğer bu abi de bizdense 3 kişiyiz oğlum. Firavun da senin önünde duruyor zaten. Mazlum, yedim ulan seni.